Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videoda arka planda daha az kitap görüyorsunuz. Çünkü bu kitaplar şu an burada. Bu kitaplardan öneriler yapacağım. Bazı kendim de okuyacağım kitapları burada göstereceğim. Ve baskısı bulunmayan bir iki kitaptan da bahsetmiş olacağım. İsterseniz hemen başlayalım. İlk kitabımız Linux Komut Satırı. Kemal Demirez'in yazmış olduğu bir kitap. Zaten Linuxçunun alet çantası demiş. Benim gerçekten okurken çok büyük zevk aldığım, birçok komutun farklı özelliklerini öğrendiğim bir kitap oldu. Benim Linux komut satırında bu kadar gelişmemi sağlayan, aslında bana bir çıkış noktası olan kitap buydu diyebilirim. Bunu okulumun kütüphanesinde buldum ve sonra bir daha bulamadım. Okudum, o gün içerisinde kütüphaneden ödünç almadan bıraktım ve o kitap yok oldu. Umarım kaybolmamıştır, birileri okuyordur da ben sürekli bulamıyorumdur diye düşünüyorum. Okunduğu için bulamıyorsam gerçekten mutlu olurum. Demek ki gerçekten bir ilgi vardır demek. Kemal Demirez'in o kitabını okuduktan sonra dedim diğer kitabını da almamak olmaz. O yüzden Linux 2012 kitabını aldım. Bunun içerisinde de Linux'un tarihçesi, masaüstü ortamları, paket yöneticileri, dosya izin yapıları, kernel ve shell hakkında bazı içerikler, komut satırıyla ilgili bazı başka bilgiler, bazı pratik metodlar anlatıyor. Sistem ve güvenlik var ve Ubuntu 11.10 sürümünden bahsetmiş. Zaten kitap 2012 yılında çıkmış bir kitaptı. Ardından Linux ve ağ temelleri başucu kitabı var. Bunu da Mehmet Can Hanaylı ve Özel Sebetçi yazmış. Şöyle diyeyim, kitabın uzunca bir bölümünde ağ temellerinden bahsetmişler. Linux hakkında çok daha az bilgi var. Bu kitaptan da öğrenebileceğiniz şeyler var ancak abi ben hangisini alayım, bana hangisi daha faydalı olur derseniz özellikle ağla ilgili bir merakınız yoksa ben Linux Komut Satırı kitabını öneririm sizlere. Ve sırada GNU Linux kitabı var. Bunu da İlker Ertuğrul yazmış ancak ben bu kitabı kesinlikle ama kesinlikle önermiyorum. Almayın. Yani yayın evine ben yaklaşık 40 tane hata olduğunu söyledim. 28 tanesinin doğrusunu da söyleyerek uzunca bir mesaj attım. İlgileneceğiz dediler ancak şu an hala bu kitap bu şekilde piyasada. Yani hepsini toplatmalarını beklemiyordum ben de zaten. Ancak bu kitabı almayın. İçerisinden bir örnek vereceğim sizlere. Read, Write, Execute izinlerini biliyorsunuz. Dosya izinleri bunlar. Demiş ki bu erişim izinleri tray ile ayrılır kullanıcılar arasında. Sahibinin izinlerini yazarsınız. Tray koyarsınız. Grubun izinlerini yazarsınız. Yine bir tray koyarsınız. Ve ardından diğer kullanıcıların izinlerini yazarsınız demiş. Hatta fotoğraflı örnekler verdiğini iddia etmiş. Yani yanlış bilgi olduğu için ben bu kitabı maalesef sizlere öneremiyorum. Bunu da almış ve okumuş bulunduğum için kitaplığımda duruyor. Bundan sonra elimde olan benim okumadığım ve bazı alanlara yönelik kitaplar var. Onları da sizle bakalım. Ben bunları en kısa zamanda okuyacağım. Pardus sistem yönetimi kitabı var. Codelab'den çıktı ve Gökhan Arslan tarafından yazılmış. Pardus'la sistemi yönettikleri için benim ilgimi çekti. Yani CI/CD çalışanı olacaksanız sizin ihtiyacınız olabilir. Ben bunu okumayı şu ana kadar hep erteledim çünkü yani aslında birçoğu bildiğim şeylerdi. Okumaya başlasam 2 gün içerisinde bitiririm. Hatta ben buna bugün başlayacağım. Ve bir sonraki kitabımız Doğan Elma'dan çıkan web geliştiricileri için Linux. Ben de bir web geliştiricisi olma yolunda ilerliyorum şu an ve bu kitabı da bu nedenle aldım. Sunucu ile ilgili şeyler var. Sistemin nasıl çalıştığı var. HTTPS, sertifikalar, SSL, DNS nasıl çalışır? Bunların hepsinden bahsediyor. Bunların her şeyini de Linux üzerinden yapıyor. Aslında benim burada okuyacak çok fazla şeyim olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bunu da en yakın zamanda okuyacağım. Eğer siz de web geliştiricisiniz ve Linux kullanıyorsanız buna bir bakın derim. Çünkü içerik gerçekten kaliteli görünüyor. Ve SME ile Linux Kolay Server var. Bu kitabında yazarı Mehmet Eğitmen. Zaten Mehmet Eğitmen bu kitabı yazmasa
garip olurmuş. Soyadının hakkını vermiş diyebilirim. Bu da RPM tabanlı sistemlerde nasıl Linux server kurulur, yönetilir. Bunları anlatmış. SME üzerinden bir sunucu açmış. E-posta ayarlarını yapmış. Domain bağlama gibi servisleri burada çok güzel anlatmış. Windows kullanarak sanal makineden Linux çalıştırmış anladığım kadarıyla. Ya da bir sunucu üzerinden Linux çalıştırmış. Ve aslında çok meraklı olmasam da Cemal Taner'in Kali ile Ofansif Güvenlik kitabı var. Bu da Abaküs yayınlarından çıkıyor bu arada. Çok meraklı olduğum bir konu değil benim ofansif güvenlik, hackerlık, lamerlık. Ancak yine de bir hani belki bir şeyler öğrenirim diyerek aldığım bir kitap. İlginizi çekiyorsa tabii ki bu tarz kitaplar alabilirsiniz. İçeriye bir göz attığımda kaliteli şeylerin de olduğunu görüyorum. Hani ben burada anlatılan komutların çoğunu anlamıyorum ancak benim de genel bir bilgim olsun, uygulayabileceklerimi uygularım belki derseniz güvenlik için bu kitabı alabilirsiniz. Ve şimdi sıra geldi benim en çok sevdiğim kitaplara. Kim Korkar Linux'tan? Şu an ekranda görmüş olduğunuz fotoğrafta Kim Korkar Linux'tan adlı kitap var. Can Uğur ve Ömer Ayfer tarafından yazılmış. Yanlış hatırlamıyorsam baba oğul olmaları lazım. Mandriva 2006 ile gelen bir kitaptı. 3 CD ile kurulum sağlanıyordu bu kitabı aldığınız zaman. Benim özellikle sed olsun, grep olsun bu komutlarda çok fazla şey öğrenmemi sağladı. Lilo hakkında yani Linux Looter hakkında birçok bilgi edinmemi sağladı. Benim de kitap yazarken başucu kitaplarımdan biriydi. Bu kitap şu an satışta yok. Nadir kitapta belki bulabilirsiniz bu kitabı. Eski basımlarını satın almanız gerekiyor. İnternette e-kitap olarak da PDF olarak da bulabiliyorsunuz. Ancak yasal olup olmadıklarından emin değilim. Araştırabilirsiniz. Şu an satışı yok kesinlikle bu kitabın. Ben okulumun kütüphanesinde bulup okumuştum. Okulumda da çok fazla mesai harcadım bu konu için. Özellikle okumanızı tavsiye ettiğim kitaplardan biri bu. Diğeri de videonun başında göstermiş olduğum Linux komut satırı Kemal Demirez, Abaküs yayınlarından. Bu kitapları okursanız Linux hakkında fazlaca bilgi edinmiş olursunuz. Ayrıca videoyu bitirmeden de şunu söylemek istiyorum. Ben de bu kitapları boşuna okumadım. Kitapları okudum ve kendi kitabımı yazdım. Kitabımı yazdım, yayınlanmak üzere bekliyor beni. Yeterli imkana ulaştığım zaman o kitabı da yayınlayacağım ve zaten reklamını direkt olarak bu kanal üzerinden yapacağım. O zaman size de o kitabı önereceğim. Çünkü hani kendim yazdım, niye önermeyeyim? Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Yararlı bulduysanız videoyu beğenebilir, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Abone değilseniz hala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.